Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kontrollü sosyal hayat kapsamında yeni kararları açıkladı. Alanya Otelciler, Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, esnafa bu kapsamda dükkanlarını dezenfekte etmeleri için çeşitli anlaşmalar yaptıklarını müjdeledi. Evet, kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalar neticesinde de eğlence yerleri ve nargile kafelerin haricindeki lokanta, restoran, kafeterya, kafe, çay bahçeleri ve birçok buna benzer iş yerlerimiz ve üyelerimiz 1 Haziran itibariyle işletmelerini açabilecekler. Bunlarla ilgili uygulamalarla ilgili de genelgeler büyük ihtimalle bugün ya da yarın en geç elimizde olacak. Ona göre de biz esnaf arkadaşlarımızı bu konuyla ilgili bilgilendireceğiz. Yine 65 yaş ile ilgili sınırlamalar var biliyorsunuz. Burada da 65 yaşını doldurmuş olan veya geçmiş olan esnaflarımız da yine dükkanlarını açabilecekler, yani çalışabilecekler. Onlar sokağa çıkma ve kısıtlamasından muaf olacaklar. Yine yanlarında çalışanların da aynı şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar. Onlar da vergi levhası ve SSK bildirgeleriyle beraber kendi yanlarında bunu ispat edebilirler. Yine bu 1 Haziran'dan sonra yapacağımız çalışmalarla ilgili de yine hem belediyemizle yapmış olduğumuz görüşmelerde esnaflarımıza belli konularda yardımcı olmaya çalışacağız. Hem de gelecek olan özellikle dezenfekte ve hijyen meseleleriyle ilgili de ilgili bazı firmalarla yapmış olduğumuz anlaşmalar ve görüşmeler var. Onlar da esnaf arkadaşlarımıza duyurarak onların da bu konuda ürün temininde oda üyelerimize özel indirimli fiyatlarla kendilerine ürün temininde sağlamış olacağız. Bu zorlu süreçte hep beraber inşallah yavaş yavaş normal sosyal hayata geçiş sürecinde inşallah başarıyla yürüteceğiz. Tedbiri elden bırakmayacağız. Tüm esnaf arkadaşlarımıza tabii ki çok zorlu bir süreç atlattık. 2,5 ay, 3 ay aşağı yukarı işletmelerimiz kapalı kaldı. Bir grup işletmemiz paket servis yapmakla beraber ama sokağa çıkma kısıtlamasından veya evde kal meselesinden dolayı da yeterli miktarda kazanç elde edemediler. Turizm sezonunun da önümüzdeki süreçte ne olacağı çok belli değil. O yüzden bu sıkıntı süreci en azından psikolojik olarak dahi olsa çok kazanmasak da işletmelerimizin açıldığı için çok mutluyuz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımıza, esnaflarımıza, üyelerimize inşallah 1 Haziran'dan sonra daha hayırlı, daha mutlu, daha bereketli kazançlar sağladığı bir günler, hep beraber mutlu ve huzurlu günleri beraber yaşarız diye düşünüyorum.